Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte 3568 sayılı yasa yani meslek hukukunun anlatımına başlayalım. Burada arkadaşlar biz dersimizi meslek hukuku ile ilgili 5 bölümden oluşturacağız ve son bölümümüz sınav sorularının yorumları ve sınav sorularıyla ilgili çözümler olacaktır. Şimdi biz arkadaşlar dersimizin işleyişi biçimini burada neleri işleyeceğiz, neleri göreceğiz, neler bu kanuna yeni gelmiş onları ifade edelim. Birinci bölümde arkadaşlar serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir mesleğinin konusu ile ilgili ve kanunu ile ilgili ifadelerde bulunacağız. Yani bu mesleğin konusu nedir? Serbest muhasebeci, mali müşavir hangi tür işleri yapar? Yeminli mali müşavir ne işleri yapar? Bunlardan bahsedeceğiz ilk bölümümüzde ve ikinci bölümümüze geçeceğiz. İkinci bölümümüzde arkadaşlar özellikle staj yönetmeliği, SMM staj yönetmeliği yani 2 yıl ya da 3 yıl boyunca yapılan staj kademesini ve SMM staj yönetmeliğinden sonra arkadaşlar yeminli mali müşavir sınav yönetmeliği. Bunlarda staj yok artık arkadaşlar. Ne var? Sınav yönetmeliği var. İşte yeminli mali müşavirin sınav komisyonunda kimler görev alacağı, bu sınavı kimler düzenleyeceği ilgili esaslardan bahsedeceğiz ve üçüncü bölümümüze geçeceğiz. Çalışma esaslarından bahsedeceğiz arkadaşlar. İşte nasıl çalışırken işte bazı kurallara uyulması gerekiyor. Yani çalışma usul ve esaslarından bahsedeceğiz. Tabii ki bu esaslara uymayan meslek mensuplarının disiplin cezalarından işte ne tür disiplin cezalarıyla karşılaşacağını, yaptırım yani müeyyidelerin ne olacağıyla ilgili ifadelerde bulunacağız. Disiplin yönetmeliği ve daha önce bu kanunda olmayan arkadaşlar etik ilkeleri yine bu bölümümüzde işleyeceğimiz konu. Dördüncü bölümümüze geldiğimizde ise arkadaşlar burada bazı yönetmeliklerden bahsedeceğiz. Yönetmelikleri içerecek bu bölümümüz. Örneğin haksız rekabet ki yeni gelmiştir bu kanun içerisine. Haksız rekabet yönetmeliği. İşte haksız rekabet kurulu kimlerden oluşur? Kaç yıl deneyime kıdeme sahip olması gerekir? Bunları kim seçer? Kaç kişiden oluşur gibi anlatımlarda bulunacağız arkadaşlar. Daha sonra işte TÜRMOB tarafından SMM'lere ve YMM mali müşavirleri birlik tarafından verilen kaşelerle ilgili ifadelerde bulunacağız. Yani kaşe yönetmeliği. Ücret yönetmeliği. Arkadaşlar aidat yönetmeliği. Özellikle işte mesleği fiilen yapmayan kişilerin aidatlarını normal fiilen çalışanlara göre %50 ödediğini ifade edeceğiz. Daha sonra meslek mensuplarının kendisinin de işleri yaptığı mükellefleri Maliye Bakanlığı'na ilgili defterlerde bildirdikleri ile ilgili bildirim yükümlülüklerinin olduğunu söyleyeceğiz. Organların, odanın ya da birliklerin organlarının denetim yönetmeliği var. Yani Maliye Bakanlığı, oda ve birlik yönetim organlarını denetleyebilir arkadaşlar. Meslek mensubu olabilme başvuru yönetmeliği var arkadaşlar. Meslek mensubu kimler başvurabilir? Başvuru yönetmeliği ve arkadaşlar son olarak da dersimizin konusu tasdik yönetmeliği. Ve böylece dördüncü bölümümüzü bitirip beşinci bölümde de arkadaşlar çıkmış sınav sorularını çözerek ve yorumlayarak dersimizi tamamlayacağız.
tamamlamış olacağız. Yani dersimiz arkadaşlar 5 bölümden oluşacak. Birinci bölümünde bu mesleğin asıl konusunu, çalışma konusunun ne olduğunu, amacının ne olduğunu ifade edeceğiz. İkinci bölümde serbest muhasebeci mali müşavirlerin 3 yıllık staj yönetmeliğinden ve yapması gereken stajın kesintisiz yapılması gerektiğini ve 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın iş yerinde bulunmamanın stajı sonlandıran bir hal olduğunu ifade edeceğiz. Yeminli mali müşavirler için sınav yönetmeliğinden bahsedeceğiz. Sınavlarda hangi konulara ağırlık verildiğini ifade edeceğiz. Üçüncü bölümde meslek mensuplarının serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usulü ve esaslarından bahsedeceğiz. Disiplin yönetmeliğinde işte uyarma, kınama, meslekten men, geçici men, yeminlik sıfatının kaldırılması gibi ifadelerden ya da disiplin müeyyidelerinden bahsedeceğiz. Etik ilkelerinden özellikle işte para aklama ya da benzeri suçlardan ya da suçları teşvik edecek mükelleflerin defterleri tutma açısından etik ilkelerin ahlaki normal dışında olacağını ifade edeceğiz. Dördüncü bölümde yönetmelik olarak yeni 3568'e giren meslekte haksız rekabeti önleyici yönetmelik, kaşe yönetmeliği arkadaşlar. Kaşe yönetmeliği, ücret yönetmeliği. İşte meslek mensuplarının bir araya gelerek her yıl belirlemiş olduğu Ocak ayında belirleyerek birliğe gönderdikleri, birliğin de Maliye Bakanlığı'na gönderdiği aidattan bahsedeceğiz. Meslek mensuplarının hizmet verdikleri mükelleflerin listelerini ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerektiğini, oda organları ve birlik organlarının Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca denetleneceği yönetmeliği, meslek mensubu olabilme şartlarını taşıyan ya da bunlara haiz olan kişilerin gidip odalara ilgili bağlı bulunduğu ikametgah yaptıkları, ikamet ettikleri oda ya da bölge içerisinde o oda yoksa bölge dahilinde, örneğin işte Van odası arkadaşlar birçok ili içerisinde almıştır. Bu odalara başvurma yönetmeliği nasıl yapılacak? Ve yeminli mali müşavirlerin tasdik yönetmeliği ve tasdikten doğan sorumluluk ve müteselsil sorumluluk ve yeminli sıfatının yanlış işlerden dolayı kaldırılması ile ilgili ifadelerden bahsedeceğiz. Ve 5. bölümde arkadaşlar çıkmış sınav soruları ve bunların yorumlarını da yaparak dersimizi sonlandırmış olacağız. Şimdi arkadaşlar ilk bölümümüzden başlayalım. Serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu nedir? Arkadaşlar serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin konusu, gerçek ya da tüzel kişiliğe ait olan işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde tutmak ve bu mevzuat çerçevesinde bunları beyan haline, yani beyanname verilecek duruma getirmek, kar zarar durumlarını belirlemek, beyanname vermek gibi işlemleri yapıyor. Şimdi biz bunu ayrıntılı olarak yazalım. Amaç, bir amaç vardır. İşletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak ilgili mevzuat çerçevesinde orada söyledik tutarak bilgi kullanıcının ya da ilgili resmi mercilerin ilgililerin ve resmi mercilerin istifade edeceği
bilgiler haline getirmek ve arkadaşlar SMM ve YMM odalarının kurulması ile ilgili işlemleri düzenlemek. Dikkat ederseniz serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavir odalarının ayrı ayrı kurulduklarını ifade ediyoruz. Bunlar kendi illerinin adıyla anılırlar ve ayrı ayrı kurulurlar arkadaşlar. Şimdi dedik ki işletmedeki faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı, güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, bunların ilgili kamu kurum ve işletme ile ilgili olan bilgi kullanıcılarının istekli arzularına hizmet edecek şekilde bunları analiz edip belli bir noktaya kadar getirme mesleği, işte bu mesleğin aslında amacı. Yani işletmedeki faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde işleyişini sağlamak, bunu kontrol altına almak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye ve değerlendirmeye tabi tutarak ilgililerin veya resmi mercilerin istifade edeceği bir bilgi haline getirerek serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir odalarının kuruluş ve teşekküllerini belirlemek, bu kanunun esas temeldeki amacı arkadaşlar. Demek ki mesleğin konusu arkadaşlar aslında amacı bu. Konusuna bakacak olursak aslında konusu da amaç içerisinde çıkıyor. İlk konusuna bakıyoruz. Şimdi genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda defter tutmak. Şimdi defter tutacak. Bilanço, kar zarar durumu ve beyanname işlemleri yapmak. Muhasebe sistemleri kurmak. İnceleme, muhasebe konusunda arkadaşlar, işletmecilik muhasebe, finans konusunda inceleme, tahlil, denetim yapmak. Bu işleri yapan, yani genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda defter tutan, işletmelerin bilanço, kar zarar durum ya da beyannamelerine ilgili mevzuat çerçevesinde ve ilgili tarihlerde ilgili vergi dairelerine beyanname şeklinde arkadaşlar, e-beyanname şeklinde internet üzerinde gönderen, inceleme, tahlil ve denetim yapan kişiye serbest muhasebeci, mali müşavir adı verilmektedir. Zaten bu meslek arkadaşlar artık iki tane ünvanı barındırmaktadır. Yani serbest muhasebeci ünvanı artık yoktur. Serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir vardır. Şimdi peki serbest muhasebeci, mali müşavir tanımladık. Yeminli mali müşavir ne tür işleri yapar? Arkadaşlar yeminli mali müşavir bir kere defter tutamaz. Muhasebe bürolarında da ortak olamaz. Ve böylece biz aslında yeminli mali müşavirin mali müşavirden ayrıldığını görüyoruz. İşte inceleme yaparlar bunlar, bilirkişilik yaparlar ve serbest muhasebeci, mali müşavirin yapamadığı bir ifade var arkadaşlar. Tasdik işlemlerini de ayrıca yeminlerin yaptığını görüyoruz. Yani yeminli mali müşavir arkadaşlar genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre defter tutmuyor. Muhasebe bürolarına ortak olmuyor. Fakat işte bilirkişilik, tahlil, tahkim dediğimiz mahkeme önünde tüm uzmanlık gerektiren işlerde incelemeler yapıyor. Kamu adına ya da üçüncü kişiler adına istekler doğrultusunda arkadaşlar raporlar düzenliyor ve tasdik işlemlerini uyguluyor. Şimdi arkadaşlar gelelim mesleği haksız yere kullanmaya. Yani mesleğin haksız kullanılması karşısında işlemlerin nasıl olduğunu. Şimdi odalar arkadaşlar mesleğin onurunu ve vakarını koruyacak misyona sahiptirler. Yani odalar bu güvenliği sağlayacaktır. Yasa gereği bu güvenlik ya da bu güvenlik otoritesi odalara bırakılmıştır. Odalar bu mesleğin ünvanına yakın olan ya da bu ünvanı kullanma hakkı kazanmamış olanların bu ünvanları kullanması ya da bu ünvanlara yakın ünvanları kullanması, rozet, remiz gibi işlemleri kullanması ya da bunlar aracılığıyla mali müşavir ya da yeminli mali müşavir olduğunu ifade etmesi üzerine odalar devreye girecektir. Ve odalar arkadaşlar ilgililer hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili kovuşturma ve soruşturma yaptıktan sonra ilgililerin nihai sonuçlarını odalara yazıyla bildirecektir. Demek ki arkadaşlar, odalar bu mesleğin ünvanlarını haksız olarak kullanan kişiler için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Peki arkadaşlar, mesleğe girmenin genel ve özel şartları ne? Yani kimler bu mesleğe girebilir? Bu mesleğin genel ve özel şartları nelerdir acaba? Şimdi arkadaşlar, bu mesleğin genel ve özel şartlarından bahsedelim. Genel şartlarına baktığımız zaman bir kere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Kamu haklarından mahrum olmamak gerekiyor. İşte yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekiyor arkadaşlar. Bu şartlara haiz olması gerekiyor kişinin. Bu genel ve özel şartlardan biraz bahsedelim. Meslek mensubu olmanın genel şartları, özel şartları. Genel şartlarına baktığımız zaman arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Peki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan bir kişi ülkemizde mali müşavirlik yapamaz mı? Elbette yapabilir arkadaşlar. Karşılık ilkesi gereği, yani yurt dışında mali danışmanlık yapan ve bize eş değer olan meslekte mesleği icra eden kişi Maliye Bakanı'nın isteği ve arkadaşlar Maliye Bakanı'nın isteği Başbakan'ın onayıyla yabancı bir kişi de ülkemizde mali müşavirlik işlemlerini yapabilir. Yani bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ifadesi arkadaşlar, yabancı kişilerin bu şartları taşıması nedeniyle ülkemizde bu görevlerini yapabileceğini ifade ediyor kanun. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olma. Kullanım hakkına sahip olma. Yani arkadaşlar, mümeyyiz olma, reşit olma. Çünkü nedir arkadaşlar? Meslek mensubu karşı tarafla bir sözleşme yapacak. İşi takip ettiği kişiyle bir sözleşme yapacak. Ve bu sözleşmenin tarafları borç ve yükümlülük altına girecek. Dolayısıyla arkadaşlar, ehliyete sahip olması gerekiyor. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması gerekiyor. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Çünkü arkadaşlar, meslek mensubu devlet memurluğu statüsündedir. Yani 657 devlet memurlarının uygulanan cezai sorumluluk tıpkı aynısı meslek mensubuna, hatta aday meslek mensubuna da uygulanmaktadır. Yüz kızartıcı suçlardan ceza almamış olmak, yani hüküm giymemiş olmak arkadaşlar. Tabii burada bir açıklama yapalım. İşte staj esnasında bazı şeyler yaşanmış olabilir. Bunun için arkadaşlar staj yanacak diye bir şey yok. Stajın yanmaması gerektiren haller de vardır. Yani her olayda staj yanar mı? Bu ifade yanlıştır. Şimdi staj bittikten sonra yeterlik sınavına aday alınmadan önce adaydan bir takım belgeler istenir ve bu belgelerin içerisinde bir de Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belgesi vardır. Eğer adli sicil belgesinde herhangi bir şey varsa bunun mahkeme kararının da adli sicil belgesine eklenmesi gerekiyor ve o da yönetim kurulu bu kararı baz alarak meslek mensubunun sınava girip girmeyeceği ile ilgili karar verecektir. Memuriyetten ceza ve disiplin soruşturması nedeniyle memuriyetten çıkarılmamış olmak. Çünkü arkadaşlar, bu neden var? Mesela bazı memur grupları emekli olduklarında ne yapabilirler ya da istifa ettiklerinde eğer
memuriyetten çıkarılmışlarsa bazı memur grupları arkadaşlar özellikle sınava girmeden meslek mensubu olabilmektedir. Bu nedir? İşte hesap uzmanları, vergi dairesi gelir kontrolleri gibi meslek banka müfettişleri gibi gruplardır arkadaşlar. İşte bunların memuriyetten herhangi bir disiplin soruşturması nedeniyle çıkarılmamış olması gerekiyor. Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumlar. Örneğin arkadaşlar meslek mensubu aday meslek mensubunun çok aşırı içkiye düşkün olması ya da arkadaşlar sosyal çevresinde bir takım olumsuzlukların olması tabii ki meslek şeref ve haysiyetine uymayan ya da mesleğin dışında bazı işler yapıyor olması meslek şeref ve haysiyetine uymayan hallerde bulunması genel şartlar arasında sayılmıştır. Özel şartlara baktığımız zaman bir kere meslek mensubu olacak olan kişi arkadaşlar bazı 4 yıllık fakültelerin bazı bölümlerinden mezun olması gerekiyor. Her bölümden mezun olan kişi ne yapmıyor arkadaşlar? Meslek mensubu olamıyor. 4 yıllık fakülte mezunu ya da YÖK'ün denkliğini kabul ettiği okullardan, yurt dışındaki okullardan mezun olmak. Örneğin arkadaşlar hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilimler. Tabii ki arkadaşlar son yapılan çalışmalardan sonra bütün fakültelerin bu mesleğe girmelerinin engelleneceği ile ilgili çalışmalar da mevcuttur. Yani homojen olmayan bir yapıdan homojen bir standart beklemek anlamsız olacaktır. Dolayısıyla bir üniversitede mali müşavirlik bölümü açılması da gündeme gelmiştir. Dolayısıyla 4 yıllık fakülte mezunu olacak aday meslek mensubu. Arkadaşlar en az staj süresi 3 yıldır. Tabii ki bunun çok olduğu ya da az olduğu tartışılabilir. Fakat bu 3 yılı indirmenin bazı yöntemleri var. İşte TESMER'in yapmış olduğu kurslara giderseniz 6 ay. İşte yabancı dil kursuna giderseniz 3 ay. Lisans diplomanız varsa, yüksek lisans diplomanız varsa arkadaşlar 1 yıl kısaltırsınız. Doktoranız varsa da 18 ay bu süreyi kısaltmış olursunuz ama bunlardan sadece biri geçerli arkadaşlar. Yani hem yabancı dil hem işte yüksek lisansınız varsa 15 ay stajım kısalır diye bir ifade yok. Bunlardan biri seçilecek adaya en uygun olanı ve 3 yıllık staj süresinden bunlar düşecek. Zaten arkadaşlar yüksek lisans oda aracılığıyla yapılmaktadır. Birçok oda birçok özel üniversiteyle arkadaşlar protokol imzalıyor. Ve bu protokol gereği yüksek lisansa başlanıyor ve çok kısa bir sürede işte 8 ay 10 ay gibi bir sürede yüksek lisans belgenizi belli bir miktar karşılığında almış ve derslerinizi görmüş oluyorsunuz. Şimdi en az staj süresi 3 yıldır dedik. Tabii ki eskiden arkadaşlar eski yasamıza göre serbest muhasebeci vardı. Serbest muhasebeci kimler olabiliyordu? Ticaret lisesi mezunu öğrenci arkadaşımız, Maliye Lisesi mezunu öğrenci arkadaşımız ve Meslek Yüksekokulu mezunu öğrenci arkadaşımız olabiliyordu. Ticaret Lisesi ve Maliye Lisesi'nin staj süresi 6 yıldı ve bunlar her 2 yılda ABC sınavlarına giriyordu. Yani staj başladı 2 yıl geçti A sınavına. Staj başladı 4 yıl geçti B sınavına. Staj başladı 6. yıla geldiniz. Staj bitti C sınavına giriyordunuz. Meslek Yüksekokulu mezunları ise 4 yıl staj yapıyordu ve A sınavından muaftılar. B ve C sınavına giriyorlardı arkadaşlar. Yani
stajının ikinci yılında B sınavı, stajının dördüncü yılındaysa C sınavına giriyordu. Şimdi bu arkadaşlar kalktı. Ama halen bu durumda olanlar yok mu? Var. Bu durumda olanlar kanun çıkmadan önce staj süresi 2 yıl olanlar stajlarını 2 yıl yapacak ve bu şartlardaki işlemler ya da bu şartlardaki öğrenci arkadaşlarımız da stajlarını bu oranda yapacak arkadaşlar. Onları bu 3 yıl etkilemiyor. Çünkü kazanılmış hak geri alınamaz. Şimdi SMM sınavını kazanmış olmak ruhsat almış olmak. Bunlar da serbest muhasebeci, mali müşavir ya da arkadaşlar meslek mensubu olmanın özel şartları. Mesela SMM sınavını kazanmış olmak diyoruz arkadaşlar. Şimdi yola baktığımız zaman staja başlama önce gerçekleşiyor. 60 ve üzeri almanız gerekiyordu, aldınız. Şimdi 7 tane dersten sınava gireceksiniz. 7 artı ders, bir de tezkiye notu. Yani arkadaşlar tezkiye notundan 100 alan bir öğrenci arkadaşımız 7 tane dersi kalıyor ve bu 7 tane dersinin ortalamasının 60 olması ve her dersin 50 olması gerekiyor. Bu da bizi 480 sonucuna götürüyor. Yani arkadaşlar 100 buradan gittiğine göre 380 puanı bu 7 dersten toplamanız gerekiyor. Ve en az bunların alacağınız puan 50 puan olması gerekiyor. Yani mesela meslek hukukundan en düşük 50 alabilirsiniz ama derslerinizin ortalaması yani 480'i 7'ye böldüğümüz zaman dersin ortalaması arkadaşlar 60'a gelmesi gerekiyor. Demek ki özel şartları da bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki stajdan sayılan sürelere baktığımız zaman arkadaşlar işte staj süresi 3 yıldır diyoruz ya, stajdan sayılan haller nelerdir? Örneğin kurumlarda vergi incelemesi yapan vergi müfettişleri, gelir kontrolleri arkadaşlar, bunlar işte hazine müsteşarları, sermaye piyasasında görev yapan kişiler, başbakanlık müfettişliğinde görev yapan kişiler, bütçe koordinatörleri, vergi yargısında görev yapan hakimlerin bu görev süreleri yine staj sayılan sürelerden sayılmıştır arkadaşlar. Ya da özel şirketlerde muhasebenin bir fiili sek ve idaresinden sorumlu olan kişilerden ticaret odasına tasdik işlemi yapılan, yani karar defterine, şirketin genel kurulda karar defterine ya da karar defterinin herhangi bir bölümüne ilgili tarihte bu kişi muhasebe müdürüdür. Muhasebenin bir fiil işlemlerinden sorumludur. Sek ve idaresinden sorumlu muhasebe müdürüdür ifadesi geçmesi gerekiyor. Bu ifadeler varsa arkadaşlar işte o kişinin staj süresinden, bu süreler staj süresinden sayılmaktadır arkadaşlar. Tabii ki bu sürelerin staj süresinden sayılabilmesi için stajın başlamasından sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Yani stajdan önce siz 10 yıldır Ticaret Sicil Gazetesi'ne de yayınlanmış muhasebenin bir fiil sek ve idaresinden sorumlusunuz. Bu arkadaşlar sizin staj süreniz bittiği anlamına gelmiyor. Stajınız başladıktan sonra ortaya çıkan işlemlerden bahsediyoruz biz. Peki serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? Size kaç hak verilecek? Sınavda nelere uymanız gerekiyor? Şimdi bu sınav komisyonu arkadaşlar 7 kişiden oluşuyor. Ve bu 7 kişi sınavdaki konulara vakıf olan ve 15 yıldır bu mesleğin içerisinde olan öğretim görevlilerden oluşmaktadır. O öğretim görevlilerinin arkadaşlar yapmış olduğu işlemlerde birlik tarafından belirtilen bazı usuller gereğince bu sınav yönetmeliği belirtilmiştir. Dolayısıyla birliğin müfredatı ya da birliğin ön ayak olduğu mevzuat neyse, yani akademisyenden hangi sınav grubu popülasyonu için soru istiyorsa bu oranda sorular düzenlenmektedir arkadaşlar. Şimdi
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavından bahsedelim. Dedik ki 7 kişilik komisyondan oluşuyor. Bu 7 kişinin arkadaşlar ikisi Maliye Bakanlığı, üçü Yükseköğretim Kurulu'nun 5 kişi arasından seçtiği 3 kişi ve ikisi de birlik tarafından 4 kişilik bir seçimden 2 kişinin seçilmesine dayanıyor. Yani topladığımız zaman arkadaşlar 7 kişiden oluşmaktadır. Bu 7 kişi 15 yıllık öğretim görevlisi olması gerekiyor. Yani hangi alanda? Hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, idari bilimler. Yani kısacası öğretim görevleri olması gerekiyor arkadaşlar. Sınavlar yapılıyor. Sınavdaki işlemlerden dolayı arkadaşlar sorumlu olan birliktir. Bu sınavın selametinin ve doğruluğu ve güvenilirliğinden sorumlu olan kişi buradaki öğretim görevlileri değildir tabii ki. Birliktir arkadaşlar. Eğer şöyle bir soru çıkarsa karşımıza serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavı ile ilgili bilgi veriniz. 7 kişiden oluşmaktadır. Bu 7 üyeden oluşmaktadır. 7 üyenin ikisi Maliye Bakanlığı'ndan, 7 üyenin 3'ü 5 kişilik seçimden seçilen 5 kişilik, 5 kişilik üye içerisinden seçilen 3 YÖK delegesinden ve bu 7 kişi arasından 4 üyenin 2 kişi seçmesiyle birlik tarafından 7 üyeden oluşurlar. 15 yıllık öğretim görevlisinin olması gerekiyor. Hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, idari bilimlerden bu bilimlerden 15 yıldır herhangi bir üniversiteden tabii ki devlet üniversitesi olmak kaydıyla burada görev alan bir akademisyen olması gerekiyor. Yabancı serbest muhasebecilerle ilgili bir ifadeyi de yapalım arkadaşlar. Yabancı meslek mensupları. Ülkemize yakın olan yani yabancı mali danışman ülkemizde SMM'ye yakın olan ifadedir. Maliye Bakanlığı'nın istemi karşılıklılık ilkesi gereği Başbakan'ın onayıyla bu kişiler ülkemizde arkadaşlar ne yapabilirler? Bu kişiler ülkemizde mesleklerini icra edebilirler. Şimdi SMM sınavından bahsettik arkadaşlar. YMM sınavından da bahsedelim. Sınav arkadaşlar birlik tarafından yazılı yapılır. Sınavın güvenlik içerisinde işlemesi birliğin sorumluluğundandır arkadaşlar. Maliye Bakanlığı sınavların tarafsız yapılması için tüm tedbirleri almaya yetkilidir. Sınav komisyonu arkadaşlar yine 7 üyeden oluşuyor. Bunun 4'ü Maliye Bakanlığı'ndan, 3'ü Yükseköğretim Kurulu'ndan ve arkadaşlar biri Yükseköğretim Kurulu'ndan, ikisi de birlik tarafından yine 4 kişilik seçimden 2 kişinin seçilmesi kaydıyla oluşturulur. Yine bunların arkadaşlar 15 yıl öğretim görevlisi olması gerekiyor. Eğer bu sınavlara
İtiraz edilirse ve adli mercilere bu sınavlar giderse arkadaşlar 3 kişilik bir komisyon kuruluyor. Biri Maliye Bakanlığı'nı temsilen, biri alanında uzman meslek mensubu, yani alanında uzman derken hani kıdem olarak yüksek olan meslek mensubu ve arkadaşlar alanında uzman öğretim görevlisi, yüksek öğretim kurulunu temsilen öğretim görevlisi yer alır. Şimdi burada ne diyoruz arkadaşlar? YMM sınavı sınav birlik tarafından yazılı olarak mesela sorabilir. YMM sınavı ile ilgili kısaca bilgi veriniz diye karşımıza soru gelebilir. Sınav birlik tarafından yazılı olarak yapılır. Sınavın selameti, güvenliği ile ilgili tüm tedbir ve önlemleri almak Maliye Bakanlığı'nın yetki alanı içerisindedir. 7 kişiden oluşur. Bunun 4'ü Maliye Bakanlığı, 1'i Yükseköğretim Kurulu, ikisi de birlik yetkili kişilerin birlik temsiliyle 7 üye oluşur. Eğer yeminli mali müşavir sınavına katılmış olan kişi sınavına itiraz ederse burada sınavı değerlendiren kişilerin dışında 3 kişi olur. Yani bu 3 kişi bu 7 kişiden farklı kişilerdir. Bunlarsa biri Maliye Bakanlığı, biri meslek mensubu, biri de alanında uzman, yani şu alanlarda arkadaşlar, bu alanlarda uzman bir öğretim görevlisi başkanlığından bu komisyon kurulur arkadaşlar. Şimdi yeminli mali müşavirlerde biliyoruz ki arkadaşlar, dedik ki yeminli mali müşavirler işte birlik kişilik tahkimlik gibi işlemleri yapar, bir de tasdik yapar. Şimdi tasdik yapabilmeleri için zaten önce bir kişinin yeminli mali müşavir olmasını ifade edelim şurada. Bir kişi arkadaşlar serbest muhasebeci mali müşavirken ancak yeminli mali müşavir olabilir. Burada 10 yıllık sürenin geçmesi gerekiyor. Yani siz 10 yıllık serbest muhasebeci mali müşavirseniz 10 yıl sonra serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına girme hakkı kazanıyorsunuz. Sınav hakkı elde ediyorsunuz. Ve yeminli mali müşavir olabilmenin şartı sınavı kazanmak. Yani 65'tir arkadaşlar not ortalaması orada. Oradaki dersleri de size sıralayacağız. Ne tür dersler var yeminli mali müşavirlik sınavlarında? Sınavı kazanacak, 65 puan alacak, yani ruhsat almış olmak ve yemin etmiş olmak. O serbest muhasebeci mali müşavir yeminli mali müşavire dönüştüğünde isterse bu mesleği arkadaşlar yapabilir, istemezse SMM olarak kalabilir. Eğer ruhsatı almazsa SMM olarak defter tutabilir. Ama yemin ettiyse, yemin edecekse odadan almış olduğu bir belge ile ne yapıyor? Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gidip yemin ediyor. İşte bu yeminin kendisine getirdiği sorumluluk var. Yeminde sorumluluk var. Yani diğer bir ifadeyle tasdik sorumluluğu. Yeminler tasdik işlemleri yaparlar ve bu tasdik işlemleri yapması yeminli mali müşavirleri serbest muhasebeci mali müşavirlerinden ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. İşte arkadaşlar yeminli mali müşavirler yapmış oldukları işlemlerden dolayı ya da tasdiklerden dolayı mükellefle birlikte müteselsilen, yani zincirleme sorumludurlar. Eğer devleti ya da vergi dairesini vergi ziyanına uğratarak kasti olarak işlem yapmışlarsa disiplin cezalarından uyarma, kınama, meslekten men, geçici men ya da yeminlik sıfatının kaldırılmasına kadar giden bir müeydeler ya da bir yaptırımlar söz konusudur arkadaşlar. Şimdi bu meslekte çalıştırılmayacak olanlar vardır arkadaşlar. Özellikle yargı organlarının haklarında karar vermiş olduğu ve meslekte çalıştırılmayacak olanlar vardır. Bunlar normal vatandaş olabileceği gibi meslek mensubu, eskiden meslek mensubu da olabilir. Yani meslekle herhangi bir sebepten dolayı ilişiği kesilen bir kişi çalıştırılmayacak bir kişidir. Ve bu kişi siz büronuzda çalıştıramazsınız. İşte çalıştırılmayacak olan kişileri çalıştıran meslek mensuplarında da uygulamalar ya da müeydeler disiplin cezasında anlatılmıştır. Buna bir örnek verecek olursak, örneğin arkadaşlar herhangi bir meslek mensubunun adını kullanarak iş yapan bir meslek mensubu tabii ki bir cezaya çarptırılacaktır. Ya da diyelim ki ruhsatını kiraya veriyorsa meslekten men edilecektir. Şimdi ruhsatını kiraya veren bir meslek mensubunun men edilme kararına karşı siz o meslek mensubunu sırf işi biliyor diye kalkıp kendi büronuzda çalıştırırsanız ne olacaktır arkadaşlar? Artık siz de çalıştırılmayacak
kişiler listesine girmeye bir aday olarak risk altında olacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar, bu tür durumlarda çalıştırılmayacak olan kişilerin, özellikle yargı ya da oda yönetim kurulunun vermiş olduğu ve çalıştırılmayacak olanları belirttiği kişilerle iş ilişkisine girmek, çalıştırılmayacak kişilerle çalışmak bu yasaya göre yasaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim serbest muhasebeci, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odalarına. Bu odalar arkadaşlar, serbest muhasebeci, mali müşavirler ve yeminli mali müşavir odaları ayrı ayrı kurulurlar. Ve kuruldukları ilin ismini alarak kurulurlar. Eğer bir ilde muhasebe SMM odası açılacaksa arkadaşlar, o ilde 250 tane meslek mensubunun olması gerekiyor. 250'den daha az meslek mensubu varsa en yakın odaya bu meslek mensupları bağlanır. Örneğin Van odasına diğer civar illerdeki meslek mensuplarının bağlanması örneğin. Ya da ilçede kurulacaksa 100 tane meslek mensubunun yazılı talebi gerekiyor arkadaşlar oda kurulması için. Tabii ki odalar gelişi güzel öylesine mi kurulur? Tabii ki gelişi güzel kurulmuyor. Oda özellikle meslek mensuplarının ihtiyaçlarını ve değişen sosyal ve ekonomik olgular karşısında meslek mensubunun işlerini kolaylaştırmak, meslekte birliği sağlamak, meslekteki kaynaşmayı, düzeni ve standartı sağlamak için aslında biz odaların varlığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii ki odalar arkadaşlar, kanunda kendisine verilen işlerden başka herhangi bir işleri yapamazlar. SMM ve YMM odaları dedik de, SMM ve YMM odaları ayrı ayrı kurulur. Kuruldukları ilin adını başlarına alırlar. Ve böylece biz şunu ifade etmiş olduk. İki meslek grubunun odalarında birbirinden ayrıldığını ifade edebiliriz. SMM ve YMM odaları ayrı ayrı kurulur. Odaların amacı meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak. Mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak. Meslek mensuplarının genel menfaatlerini korumak. Meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleriyle kaynaşmalarını sağlamak. Bu mesleğin esas görevlerini oluşturuyor arkadaşlar ve kanunda kendisine verilmiş, bunu muhakkak yazın, kanunda kendisine verilmiş diğer işleri. Bunu yazmak önemli arkadaşlar. Örneğin odalar yönetim kurulu genel kurulun kararınca kendisine vermiş olduğu yetkiye dayanarak odaya ait olan gayrimenkulleri ne yapabilir arkadaşlar? İpotek verebilir, kiraya verebilir. Bunlarla ilgili işlemler, satım gerçekleştirebilir. Bu da kanunda kendisine verilmiş diğer işler içerisine giriyor arkadaşlar. Odaların amaçlarını, tabii ki odalar kuruluş amacı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar. Odalar kuruluş amacı dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar.
Mesela arkadaşlar bir mitinge katılamaz, siyasi partiye üye olan bir meslek mensubunu işaret edemez, seçimlere katılamaz gibi işlemleri vardır. Odaların amaçlarını şöyle bir özetleyelim. Bakalım ne amacı varmış? Mesleki alanda çalışmalar yapmak. Özellikle arkadaşlar değişen kanunlar nedeniyle meslek mensubunun gelişmesine, mesleğin gelişmesine yardımcı olmak. TESBE'nin hazırlamış olduğu eğitim seminerleri var. Örneğin işte Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, BK'da ve TTK'da değişen yönler arkadaşlar sürekli meslek mensuplarının mesleki gelişimlerini sağlıyor. Mesleki gelişimleri sağlamak. Meslekteki normları geliştirmek, yani kuralları. Mesleki eğitime katkıda bulunmak. Mesleki alanda çalışmalar yapacak, gelişmeyi sağlayacak, mesleki normları geliştirecek ve eğitime katkıda bulunacak. Tabii ki arkadaşlar şöyle yakın bir geçmişe gittiğimiz zaman gerçekten meslekle ilgili çok olumsuz düşünceler vardı. Şimdi yeni yeni meslekle ilgili akıcı ve gerçek anlamdaki düşüncelerin olduğunu görüyoruz. Demek ki arkadaşlar aslında odalar kuruluş amaçları doğrultusunda yavaş da olsa ilerlediğini ifade edebiliriz. Şimdi arkadaşlar odaların kuruluşuna gelelim. Odalar nasıl kuruluyor? Biraz önce söyledik aslında 250 gibi bir sayıdan bahsettik. Şimdi oda kurulabilmesi için 250 tane meslek mensubuna ihtiyaç vardır arkadaşlar. Odaların kurulması, kuruluşundan bahsedelim. Şimdi ilki bölge içinde 250 meslek mensubu. Tabii ki bu nedir arkadaşlar? İl bazındadır. İlde. Peki ilçede? İlçelerde bir oda kurulur diyelim. İlçelerde bir oda kurulur. Bu odanın kurulabilmesi için arkadaşlar 100 meslek mensubunun yazılı talebi gerekiyor. Yazılı talebiyle ilçede kuruluyor arkadaşlar. Tabii ki eğer 100 tane meslek mensubu toplanıp yazılı talepte bulunamıyorsa o zaman meslek mensupları kendisine en yakın olan bölgedeki odaya kayıtlı olacaktır. Yasa bunun önünü çok açık açık yazmıştır. Arkadaşlar, odalar, oda organları kanuna aykırı bir işlemde bulunurlarsa tabii ki bunların görevden alınmaları söz konusu olacaktır. Yani oda organları eğer odadan sorumlu olan organlar görevlerini düzgün, kanuna uygun yerine getirmiyorlarsa Maliye Bakanlığı ya da ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve arkadaşlar Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hızlı yargılama, basit usta yargılamayla 3 ay içerisinde ne yapacak? İlgiler hakkında soruşturmayı tamamlayacak. Nihai sonucu verecektir. Tabii ki o da o süre içerisinde başıboş mu kalacaktır arkadaşlar? Tabii ki kalmayacaktır. Odayı geçici olarak temsil eden organlar. Çünkü odalarda arkadaşlar bu tür durumlar için yedekler vardır. Yedekler devreye girecek ve görev süresini bu yedekler eskilerin görev sürelerini tamamlayacak arkadaşlar. Yani odaların aslında başıboş kalmadığını ama kanuna aykırı herhangi bir faaliyet gösteren oda organları hakkında
Maliye Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, ildeki Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi'nin basit yargılama usulüyle ne yaptığını, 3 ay içerisinde bu ilgili kişiler hakkında karar verdiğini ve odaların yönetim kurulunda bu kişilerin ayrıldığını, ayrılmaların neticesinde ise odaların yönetim kurulu denetleme ve disiplin yedeklerinin devreye girdiğini ve eskilerin süresini bu yenileri tamamladığını ifade edebiliriz. Peki odanın gelirleri nelerdir arkadaşlar? Odanın gelirleri ve organları nelerdir? Bunları birliğin gelirleri ve organlarıyla karıştırmayalım. Çünkü farklıdır arkadaşlar. Odanın geliri, birliğin geliri farklıdır. Odanın gelirleri, odaların organları. Biraz sonra organların görevlerini size burada sıralayacağız arkadaşlar. Odaya giriş ücreti. Yıllık üye aidatları. Yardım bağışlar. Tabii ki kanunlar çerçevesinde alınan yardım bağışlar, kurs ücretleri ve diğer gelirler. Şimdi arkadaşlar, inşallah bu sınavları 7'de 7 verdikten sonra ne yapacaksınız? Sınavı da kazanırsanız işte serbest muhasebeci, mali müşavir olduğunuzda odaya başvuracaksınız. O da sizden giriş ücreti alacak. Bu giriş ücretleri daha önce diğer meslek mensuplarının her yıl belirlemiş olduğu bir orandır. Meslek mensupları her yıl yeni üye olacak, odaya yeni katılacak meslek mensupları için üye giriş ücretini ve üye aidatını belirler. Üye giriş ücreti ve aidatları mesleği fiilen yapılmayanlardan yarı olarak, %50 olarak alınır arkadaşlar. Bu ücretler mesleği fiilen yapmayacak olanlardan %50 oranında alınır. Şimdi odanın organlarına gelelim. Bunları biraz sonra organların görevlerini sıralayacağız slayt olarak. Genel kurulu görüyoruz arkadaşlar. Yönetim kurulu. Disiplin kurulu. Ve denetleme kurulu. Şimdi arkadaşlar ekranımızda oda genel kurulu genel kurulunun görevlerini hangi görevleri yaptığını ifade edelim. Odanın organlarına baktığımız zaman disiplin organlarıyla aynı aslında. Yani birlik organlarıyla aynı aslında. Odanın organlarından genel kurul, yönetim kurulu, disiplin ve denetleme kurulu vardır. Bu kurullar içerisinde arkadaşlar en üst yani tüm meslek mensuplarının bu mesleği fiilen icra eden ya da etmeyen tüm meslek mensuplarının tümünün oluşturduğu kurula en yüksek karar organı genel kuruldur. Genel kurulundan yönetim kurulu ve genel kurulundan disiplin ve denetleme kurulu seçilir. Yani bu alt organların tümü genel kuruldan seçilir arkadaşlar. Yönetim kurulu zaten bir yönetim başkanı nezaretinde ve odayı tüm üçüncü kişilere ve yetkili kamu kurumlarına karşı yetkilendirdiği işte yönetim kurulu nedir? Odanın organları içerisinde yönetim kurulu tüzel kişilik olarak odayı temsil eden kişidir. Oda genel kurulunun görevlerine bakıyoruz. Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak. Yani aslında yönetim kurulunun çalışmasına izin vermek. Oda yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu üyeleriyle birlik temsilcilerini seçmek. Arkadaşlar bakın biraz önce söyledik. Oda genel kurulu yönetim, disiplin ve denetleme kurulunu seçiyor. Bir de birliğe arkadaşlar delege gönderiyor. Her oda 3 üye, 3 delege seçmesinin yanında arkadaşlar üye sayısının %75'i oranında bir delege de gönderebilir. Oda için gerekli taşınmazların satın alması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek, yönetim kurulunca yapılacak teklifleri incelemek ve bunları karara bağlamak. Meslek mensuplarınca uyması zorunlu mesleki kararlar alınması konusunda birliğe tekliflerde bulunmak,
yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek. Bakın arkadaşlar, bütçeyi yönetim kurulu hazırlar ama bütçeyi tasdik eden, hesapları tasdik eden genel kuruldur. Yönetim kurulunu ibra etmek, yani yönetim kurulunun yapmış olduğu işlemlerden dolayı yönetim kurulunu aklamak, gerektiğinde sorumlu görünenler hakkında disiplin soruşturması karar vermek ve disiplin kuruluna sevk etmek. Burada disiplin kurulu vardır arkadaşlar. Disiplin kuruluna sevki gerçekleşiyor. Odaya yazılacak adayların giriş ücretleri ve odaya yazılı üyelerin yıllık aidatlarını tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek. Devam ediyoruz. Oda yönetim kurulunun çalışma raporunu incelemek ve bunu kabul etmek. Odanın görevlerine giren diğer işleri gündeme dayanarak veya üyelerin teklifi üzerine inceleyip karara bağlamak ve kanunların kendisine vermiş olduğu diğer işlemleri yapmak. Arkadaşlar nedir? Odanın genel kurulunun görevleri ve yetki alanı içerisindedir. Şimdi odanın yönetim kuruluna başlayalım. Odanın yönetim kuruluna geçtiğimizde ise arkadaşlar, oda yönetim kurulu genel kuruldan seçiliyor. Yani genel kurul içerisinden oda yönetim kurulunun seçildiğini görüyoruz. Oda yönetim kurulu arkadaşlar, oda yönetim kuruluna aday olacak kişilerde bazı şartlar ve özelliklerin de haiz olması gerekiyor. Ama biz ondan önce oda genel kurul toplantıları yılın hangi ayında yapılması gerektiğiyle ilgili bilgilerden bahsedeyim. Üç yılda bir, Mayıs ayında. Gerçekleşiyor arkadaşlar. Başkanın daveti. Şimdi arkadaşlar, 3 yılda gerçekleştiğine göre demek ki bir odanın ilk kişisinin A odasının başkanı olması süresi 3 yıldır. Bir kişi, şu X kişisi bir 3 yıl daha yapabiliyor. Daha sonra artık bitiyor. Ne yapması gerekiyor? 2 tane seçim dönemini atlaması gerekiyor. 2 seçim döneminden sonra tekrar seçilebilir. Yani 6 yıl görev yapan bir başkan 6 yıl bekleyecek, daha sonra başkanlığa geçecektir. Demek ki 3 yılda bir yapıldığı zaman aslında başkanlık seçimi de yapılıyor. Yani oda yönetim kurulunun kimler olacağıyla ilgili denetleme, disiplin ve arkadaşlar yönetim kurulu üyelerinin seçimleri demek ki 3 yılda bir Mayıs ayında gerçekleşiyor. Ya da arkadaşlar, odaya kayıtlı 5'te 1 üyenin yazılı talebiyle yine genel kurul yapılabilir. Ve bu talep üzerine 15 gün içerisinde ne yapılması lazım? Oda yönetim kurulu, yani oda başkanının ilgililere 10 gün önceden, toplantıdan 10 gün önceden ne yapması lazım? Bu toplantıyı bildirmesi gerekiyor arkadaşlar. Demek ki genel kurul toplantıları da bu şekilde gerçekleşiyor. 3 yılda 1 Mayıs ayında yapılıyor. Başkanın daveti ya da odaya kayıtlı olan üyelerin 5'te 1'inin yazılı teklifiyle gerçekleşiyor ve başkan bu teklif üzerine 15 gün içerisinde genel kurul toplamak zorunda ve genel kurul toplantıları Mayıs ayı içerisinde, yani yapılmadan önce, örneğin Nisan ayı içerisinde arkadaşlar, Mayıs'a gelmeden 10 gün içerisinde ne yapılması gerekiyor? İlgili meslek mensuplarına taahhütlü mektup aracılığıyla, posta yolu aracılığıyla ya da elden teslim gerçekleşiyorsa elden teslim edildiğine dair evraklar imzalatılarak ne yapılacaktır arkadaşlar? Bu işlemler oda genel kurul toplantı çağrı işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmiş olacaktır. Şimdi genel kuruldan sonra yönetim kuruluna başlayalım. Yönetim kurulu biliyoruz ki arkadaşlar nedir? Genel kurul arasından seçilir, değil mi? Biz yönetim kurulunun genel kurul, yani odaya kayıtlı tüm meslek mensuplarını bir araya gelerek yönetim kurulunu seçtiğini görüyoruz. Şimdi yönetim kurulu, örneğin ilinizdeki odadan bahsediyoruz. Odanın başkanından, başkan yardımcısından, sekreterden,
Muhasip üyeden bahsediyoruz arkadaşlar. Hatta odaların sayfalarına, internet sayfalarına girdiğinizde arkadaşlar bu sayfalarda neyi görüyorsunuz? İşte meslek mensuplarının bazı işte çok yakın tanıdığınız meslek mensubunun başkan kütüğünde olduğunu, başkan yardımcısı kütüğünde olduğunu, muhasip üye ya da sekreter kısmında bazı isimler görüyorsunuz. İşte bunlar odayı yöneten kişiler, odanın yönetim kurulu. Bunlar bu yetkileri nereden almış arkadaşlar? Tabii ki genel kuruldan almış. Genel kurul bunları yönetim kurulu olarak seçmiş. Ne kadar zaman için seçmiş? 3 yıl için seçmiş ve kıdem süresi en az 3 yıl olan meslek mensupları arasından bu yönetim kurulunu seçmiş. Tabii ki oda sayısı meslek mensubu 100'ün altında olanlardan da kıdem şartı aranmaz. Bunu da iyi bilmemiz gerekiyor. Yönetim kuruluna baktığımız zaman arkadaşlar, 1000'in altında üyesi olan odalarda 5 asıl 5 yedek üye bulunması gerekiyor. Seçim bu şekilde yapılıyor. 1000 ila 1500 arasında olanlarda 7 asıl 7 yedek üye ve arkadaşlar 5000 şuraya 5000 diyelim. 5000'in üzerinde üyesi olan odalarda ise 9 asıl 9 yedek üye bulunmak zorunda. Dikkat edin arkadaşlar, yedeklerden bahsettik. Biraz önce dedik ki eğer oda yönetim kurullarının herhangi bir kanun dışı eylemleri varsa Maliye Bakanlığı'nın ve ildeki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi üzerine Maliye Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi talebi üzerine Asli Hukuk Mahkemesi ne yapıyordu? Basit usulde bir yargılama yapıyordu. O da başsız mı kalacaktı? Tabii ki kalmayacak. Yedek üyeler eskilerin arkadaşlar görev sürelerini tamamlamak için göreve gelecektir. Peki oda yönetim kurulu kimlerden oluşuyor? Yönetim kurulu kimlerden oluşuyor? Bir başkan yardımcısı, oda sekreteri, yani başkanlık sekreteri, muhasip üye. Zaten arkadaşlar burada başkan nedir arkadaşlar? Odanın hukuki temsilcisidir. Yani odayı devletin tüm kamu kurum kuruluşlarına karşı savunan ya da tüzel kişiliğin başı başkandır arkadaşlar. Başkan aynı zamanda yönetim kurulunda başkanıdır. Böylece arkadaşlar odanın yönetim kurulundan bahsetmiş olduk. Peki yönetim kuruluna seçilecek olan bu başkan yardımcısı dediğimiz görevleri alacak olan kişilerde ne tür şartlar aranır? Arkadaşlar bunların yeterlilik şartları 3 yıl kıdem şartı bunlarda aranır. 3 yıl görev yaparlar. Bir seçim dönemince 3 yıl görev yaparlar. Bir defa seçilen kişi bir defa daha seçilebilir. Yani 3 yıl 3 yıl yapabilir. Daha sonra 2 seçim dönemi beklemek zorunda. 2 seçim dönemi de 6 yıl demek. Yani 6 yıl seçilen kişi 6 yılda ne yapacak? Seçilme yeterliliği için bekleyecek arkadaşlar. Peki oda yönetim kurulunun görevleri nelerdir? Şimdi oda yönetim kurulunun görevlerinden bahsedelim. Oda yönetim kurulu dedi ki genel kuruldan oluşuyor. Acaba oda yönetim kurulunun görevleri nelerdir? Oda yönetim kurulunun görevlerine bakacak olursak arkadaşlar, evet, oda yönetim kurulunun görevleri, bakın arkadaşlar, odanın bütçe teklifini düzenlemek ve bunu genel kurulun onayına sunmak. Yani aslında bütçe nedir arkadaşlar? Tahmini çizelgelerdir. Yani mesela 2012 yılı içerisinde 2013 yılının bütçesi tahminidir. Planların
rakamsal ifadeleridir. Gelir giderleri gösterir. Yönetim kurulu bütçeyi hazırlar ve bunu genel kurulun onayına sunar. O da genel kurulun çalışmaları hakkında rapor vermek ve genel kurul kararlarını yerine getirmek. Yani o da genel kuruluna kendi çalışmaları hakkında faaliyet raporları sunacak. Ve genel kurul kararlarında, mesela genel kurul demiş ki 2012 yılında ya da 2013'ün başında odanın yeni bir oda için yeni bir arsa alınması ve inşaatının 2012 yılında bitmesiyle ilgili genel kurul kararı var. Bu genel kurul kararını yerine getirmesi gerekiyor odanın. Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerine her türlü aynı hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularında yönetim kurulu başkanı veya bir yönetim kurulu üyesine yetki vermek. Evet arkadaşlar, bu yetkiyi genel kuruldan alıyor. Yani oda yönetim kurulu bu yetkiyi genel kuruldan alıp bu işlemleri yapıyor ve kanunen kendisine verilmiş olan işleri ne yapması gerekiyor? Yönetim kurulunun kanunen kendisine verilmiş ve yüklenilmiş olan görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Böylece arkadaşlar yönetim kurulundan da, ikinci kurulumuz olan yönetim kurulundan da bahsetmiş olduk. Şimdi disiplin ve denetleme kurullarının nasıl olması gerektiği ile ilgili ifadeye geçmeden önce bu yönetim kurulundaki toplantı biçimlerinden bahsedelim arkadaşlar. Acaba toplantılar nasıl gerçekleşiyor? Ondan bahsedelim. Şimdi oda genel kurulu her yıl Mayıs ayında 3 yılda bir Mayıs ayında toplanıyordu arkadaşlar. Odanın genel kurulu hatırlarsanız. Acaba yönetim kurulu nasıl toplanıyor? Toplantıları nasıl gerçekleşiyor? Salt çoğunluk sağlanamazsa ya da bir yönetim kurulu üyesi kaç defa üst üste bir sebep olmaksızın toplantılara katılmazsa yönetim kurulu üyeliği nasıl düşüyor? Bunu anlatalım. Toplantılar. Tabii ki bu neyin toplantısı? Yönetim kurulunun toplantısı. Genel kurulun toplantısı 3 yılda bir Mayıs ayındaydı arkadaşlar. Bunu karıştırmıyoruz. Ayda bir toplanılır. En az 2 üyenin yazılı istemiyle de toplanır. Salt çoğunlukla toplanır. Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verilir. Oylar eşit ise başkanın olduğu yer üstündür. Oylar eşit ve başkan yok ise en kıdemli üyenin olduğu taraf üstündür. Üç defa herhangi bir sebep gösterilmeksizin toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu üyeliği düşer. Üç defa herhangi bir gerekçe göstermeksizin toplantılara katılmamanın meclisi yönetim kurulu üyeliği o kişinin düşüyor arkadaşlar. Bu da yönetim kurulunun toplantı biçimi arkadaşlar. Şimdi disiplin ve denetleme kurullarına geçelim. Disiplin kurulu arkadaşlar özellikle yönetim kurulu ve genel kurulun disiplin işlemlerini yürütüyor. Mesela genel kurul bir ruhsatını kiraya verilmiş bir meslek mensubu üzerinde disiplin kurulunun bir cezayı uygulamasını isteyecektir. Bu da nedir arkadaşlar? Meslekten mendir. Yani yönetim kurulu kalkıp bir meslek mensubunu meslekten alıkoyamıyor. Bunun cezasını kim veriyor? Disiplin kurulu.
Tabii ki Oda Disiplin Kurulu'nun yapmış olduğu kurallara ya da vermiş olduğu kararlara karşı Birlik Disiplin Kurulu'na itirazda bulunabilir. Hatta yargı organlarına da başvurulabilir. Çünkü bu organlar asla yargı organları değillerdir. Odanın içerisinde mevcut teşekküllerdir arkadaşlar. Disiplin Kurulu ve denetleme kurulu arkadaşlar. Özellikle odanın mali işlerini denetleyen ve bunlarla ilgili genel kurula rapor veren kurul. Üye sayısı 50 olan odalarda 3 asıl, 1 yedek. 50'nin üzerinde ise arkadaşlar, 50'nin üzerinde olan odalarda 5 asıl, 5 yedek üyeden oluşur. Bunlar disiplin kurullarıdır arkadaşlar. Bunlara seçilecek olan kişilerin 3 yıl kıdemli meslek mensubu olması gerekir. 3 yıl kıdem şartı aranır. Seçilenler bir daha seçilebilir arkadaşlar. Mesela yönetim kurulunda böyle bir şey yoktu. 2 seçim dönemi geçmedikçe tekrar ne yapılamıyorlardı? Seçilemiyorlardı. Ama disiplin kurulu için böyle bir meyde yok arkadaşlar. Seçilenler tekrar seçilebilirler ve seçilenler kendi aralarında ne yaparlar arkadaşlar? Başkan seçerler ve süresi dolan kişiler tekrar ne yapar? Seçilebilirler. Ve 3 kişinin disiplin kurulları 3 kişinin hazır olmasıyla 3 kişinin hazır olmasıyla toplanır. 3 kişinin hazır halde olmasıyla toplandığını söyleyebiliriz. Peki görevi nedir arkadaşlar? Ne görevini yapar? Görevi kanunda açıktır arkadaşlar. Yönetim kurulu bazı üyelerin soruşturma yapılmasını, bazı üyelerle ilgili soruşturma yapılmasını ister arkadaşlar. İşte disiplin kurulu da o üyeler hakkında disiplin kararı verir. Tabii ki Oda Disiplin Kurulu, burada anlattığımız Oda Disiplin Kurulu. Oda Disiplin Kurulu'nun karşı ne yapılabilir? Birlik Disiplin Kurulu'na itirazda bulunabilir arkadaşlar. Kararın kişinin kendisine tebliğ edilmesi şart koşulmuştur. Denetleme kuruluna geçiyoruz arkadaşlar. 3 yıl kıdem, 3 asıl, 1 yedek üyeden oluşur. Yine burada da 3 yıl kıdem şartı aranıyor arkadaşlar. 3 yıl görev süresi vardır. Peki görevi nedir? O denetleme kurulunun görevi nedir arkadaşlar? Odanın işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu denetlemeyi genel kurula aktarmak ya da bilgilendirmek. Böylece odanın faaliyet raporlarını da dolaylı olarak ne yapmış oldu arkadaşlar? Aklamış oldu. Şimdi gelelim bunlar arkadaşlar odaların organları, odaların görevleriydi. Şimdi gelelim birliğin görevlerine. Birlik arkadaşlar TÜRMOB'dur. Türkiye Muhasebeciler Odaları Birliği. Birliğin merkezi Ankara'dadır. Birliğin içerisinde TESMER vardır. Temel Eğitim Staj Merkezi. Ve TESMER'in şubeleri de odalar aracılığıyla her odada da TESMER'in bir alt şubesi açılmıştır. Ama birliğin genel merkezi Ankara'dır ve TÜRMOB'dur arkadaşlar. Merkezi Ankara ilindendir diyebiliriz. Birlikten bahsediyoruz. Yani TÜRMOB'dan birliğin merkezi Ankara'dır arkadaşlar. Kanunda kendisine verilen işler dışında bir iş
yapamazlar. Toplantı gösteri yapamazlar. Siyasi parti işaret edemezler. Sendikalara ya da mahalli seçimlerde aday gösterilen meslek mensuplarını, o meslek mensuplarının seçilmesiyle ilgili diğer üyeleri arkadaşlar ön ayak bulamazlar. Seçimlere katılamazlar. Mahalli seçimlerde ya da mahalli idare seçimlerinde herhangi bir meslek mensubunu ne yapamazlar arkadaşlar? İşaret edemezler. Şimdi birliğin görevlerine gelelim arkadaşlar. Birliğin görevlerini sayalım. Tabii ki birliğin görevlerine baktığımız zaman arkadaşlar odanın görevlerini aslında genel kurulu görevlerine yakın görevlerin olduğunu görüyoruz. Ama bunların görevleri daha kapsamlı ve daha geniş. Birliğin görevleri mesleğin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Yani mesleki gelişimi sağlayıcı eğitim gibi işlemleri yapıyor. Meslek mensuplarının menfaatlerini ve mesleki ahlak düzen ve geleneklerini korumak, odaları ilgilendiren konularda çeşitli mercilere görüş bildirmek, odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, uyulması zorunlu meslek kurallarını ya da normlarını ne yapacaktır arkadaşlar? Belirleyecektir. Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak, milli ve milletler arası mesleki kuruluşlara üye olmak, milletler arası mesleki toplantılara katılmak, tabii ki burada Maliye Bakanlığı'ndan izin alarak katılabilir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca verilecek görevleri yerine getirmek, kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve mesleki konularda resmi makamlarda istenen bilgi ve görüşleri resmi ya da merci rakamların istediği tarihte onlara sunmak birliğin görevleri arasındadır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi birliğin gelirlerini sizlerle birlikte paylaşalım. Şimdi odanın gelirleri vardı. Bunlar odaya giriş ücreti, aidat ücreti, staj ücretleri, bağış ve yardımlar ve diğer gelirlerdi. Şimdi arkadaşlar birliğin gelirleri acaba nelerdir? Burada birliğin gelirleri ve organlarını belirtelim. Birliğin gelirleri ve birliğin organları. Şimdi arkadaşlar her odadan alınan bir pay var. Odalardan alınan bir pay var. Bu birliğin en önemli geliri. Mal varlığı gelirleri. Ruhsat, mühür ücretleri. Ve genel hukuk çerçevesinde alınan bağışlar ve yardımlar birliğin arkadaşlar gelirlerini oluşturuyor. Peki birliğin organları ne? Birliğin organlarıyla odanın organları aynı arkadaşlar. Genel kurul, yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu. Mesela odanın genel kurulu arkadaşlar odaya kayıtlı olan, fiilen çalışan ya da çalışmayan bütün meslek mensuplarını ilgilendiriyordu, oluşturuyordu. O birliğin genel kuruluysa her odadan gelen 3 delege ile oda üye sayısının %75'i oranında bir delege seçmesiyle oluşan bir kurul olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar birliğin organlarına baktığımız zaman ilk organının genel kurul olduğunu görüyoruz ve genel kurulda kimlerin yer aldığını şimdi izah edelim sizlere. Bu genel kurulda kimler var? Dedik ki arkadaşlar her oda, bakın her oda, burası önemli, üye sayısına bağlı olmaksızın, üye sayısına bağlı olmaksızın, ya da şuraya belirtelim çünkü önemli. Her oda üye sayısına bağlı olmaksızın 3 üye, 3 delege ne yapıyor? Kendi içerisine genel kurul seçiyor. Seçim zamanında işte birliğe gidecek genel kurul delegelerini, birliğin genel kuruluna gidecek olan delegeleri oda genel kurulunda seçiliyor. Bu her oda üye sayısına bağlı olmaksızın 3 üye, 3 delege gönderiyor. Bir de üye sayısına, oda üye sayısına bağlı olarak bu önemli arkadaşlar. Yetmişte biri
Orada %70 ya da %75 dedik arkadaşlar. Amaç 75 kavramını, yani 70'te birini, 75'te birini, şu ifadeyi yazalım. 75'te birini. Delege olarak ne yapabiliyor arkadaşlar? Birliğe seçebiliyor. Bunlar 3 yıl için seçiliyor. Seçilen delegelerin tekrar seçilebilme şansları var. Yani görev süresi biten kişiler ne yapabiliyor arkadaşlar? Yeniden seçilebiliyor. Şimdi arkadaşlar birliğin genel kurulunun görevlerini bir sizlere sıralayalım. Acaba genel kurul ne tür görevleri yerine getirmek için yetkilendirilmiş? Bakıyoruz. Birlik Genel Kurulu'nun görevleri nelerdir? Birlik yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerini seçer. Nasıl oda genel kurulu kendi odasını disiplin ve denetleme kurullarını seçiyorsa, birlik genel kuruluysa birliğin yönetimini, disiplini ve denetleme kurullarını seçiyor. Birlik yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelik ve raporları inceliyor ve bunları onaylıyor. Odalar arasında işbirliği kurmak ve bunların gelişmelerini sağlayan lüzumlu tedbir ve kararları almak, yani meslekte koordinasyonu, odalar arası koordinasyonu sağlamak, birlik bütçe ve kesin hesabını görüşerek karara bağlamak, odalardan alınacak pay miktarlarını tespit etmek. Şimdi birliğin bütçesini birlik yönetim kurulu hazırlıyor arkadaşlar, ama onaylaması yine birlik genel kurulunun görev ve yetki alanı içerisinde. Devam ediyoruz. Birlik için gerekli taşınmazları satın alması ve mevcut taşınmazların satılması hususunda yönetim kuruluna bu yetki alanı ile için ne yapıyor? Yetkilendiriyor. Uyulması mecburi mesleki kararları almak, yönetim kurulunu ibra etmek, yani aklıyor yönetim kurulunu. Sorumlu görünenler hakkında disiplince soruşturmasına karar vermek, kanunda verilen diğer görevleri ne yapıyor arkadaşlar? Birlik yönetim kurulunun bu işlemleri yerine getirdiğini, bu genel kurulun bu görevleri yerine getirdiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani genel kurul bu görevleri yerine getirmekle donatılmıştır. Peki, biz dedik ki odalardaki genel kurul toplantıları her yıl 3 yılda bir Mayıs ayında toplanıyor. Ve yönetim kuruluysa ayda bir toplanıyor arkadaşlar. Bir gün belirtiyor. Şimdi odanın toplanma yöntemleri ise, ve birliğin toplanma yöntemleri, yani oda genel kurulu ne dedik arkadaşlar? 3 yılda bir Mayıs ayında toplanıyor. İşte biz birliğin Eylül ayında toplandığını görüyoruz arkadaşlar. İkisinin tarihleri farklı. Genel kurulun arkadaşlar toplantılara olduğu ifade ediliyor. İşte bu hem Mayıs, ikisinde Mayıs ayı olmamasının ve çakışmamasının altına yatan sebep var arkadaşlar. Mayıs ayında odaların kendi içerisinde genel kurulları oluyor. Ama birliğin genel kuruluysa Eylül ayında gerçekleşiyor ve bunların çakışmaması da zaten kanunda çakışmamaları için bu ay farklılığı verilmiştir. Birlik Genel Kurul toplantısı. Şimdi 3 yılda bir Eylül ayında toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı davetiyle toplanır arkadaşlar. Ya da 1 bölü 5 üyenin yazılı teklifi. Çağrılmalar gerçekleşir. Ve toplantıdan 20 gün önce tıracı 100 binin üzerinde gazetede de ilan edilir. Ve genel kurul üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Toplantı zamanı ve günü daha önceden 20 gün önce, toplantıdan 20 gün önce üyelere bildirilmiştir arkadaşlar. Böylece genel kurulun toplantı şekillerini de sizlere burada ifade etmiş olduk.
Şimdi arkadaşlar yönetim kuruluna geçelim. Oda yönetim kurulundaki işlemler nasıl gerçekleşiyor? İkinci odanın ikinci organı olan birliğin ikinci organı olan birlik yönetim kurulu. Birliğin ilk kurulu arkadaşlar, ilk organı yönetim kurulu, genel kuruldu. İkincisi ise yönetim kurulu. Bunlar arkadaşlar 3 yıl için 9 asıl, 9 yedek üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu başkanı bir özelliğe sahip olmalıdır. Ve bu özelliği de arkadaşlar 5 yıl yeminli mali müşavir yapmış olanlar arasından seçilir. Ve bu üyeler arasında arkadaşlar işte eğer bir karar alınacaksa birlik yönetim kurulunda başkanın tarafı üstün olacaktır. Başkanın olmadığı yerlerde en kıdemli üyenin olduğu taraf üstün olacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar yönetim kurulunun görevlerine. Yönetim kurulu hangi görevleri yapıyor? Birlik yönetim kurulunun görevleri nelerdir? Genel kurul kararlarını yerine getirmek. Birlik adına kanunla tanınan yetkiler dairesinde iktisap yani elde etme, yüklenmelerde bulunmak, birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü aynı hak tesis etmek, kaldırmak, bu konularda yönetim kurulu başkanı veya bir yönetim kurulu üyesine yetki vermek, bütçeyi yapmak ve uygulamak. Yani bütçeyi yönetim kurulu, birlik yönetim kurulu hazırlıyor ama bütçenin onaylanmasını ya da hesaplar arasında geçiş işlemini birliğin genel kurulu kararıyla gerçekleşiyor. Devam ediyoruz. Odalarca önerilen giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarıyla mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri Maliye Bakanlığı tasdikine sunmak. Arkadaşlar her yıl Ocak ayında odalar birliğe ücret tarifelerini gönderirler. Birlik de Maliye Bakanlığı'na bunları gönderir. Maliye Bakanlığı'nda üzerinde yazılı, üzerinde gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra resmi gazetede bu ücretleri yayınlar. Odaların görüşlerini almak suretiyle hazırlayacağı asgari ücret tarifelerini Maliye Bakanlığı'nın tasdikine sunmak. Bu kanun hükümlerine göre yapılması gereken sınavları yapmak. Mesleki ruhsatları vermek ve kanunla kendilerine verilmiş olan diğer işlemleri ne yapacaktır? Yerine getirecektir. Bunlar da arkadaşlar odanın yönetim kurulunun görevleri arasında. Yani oda yönetim kurulu bu görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Genel kuruldan bazı yetkiler almışlardır ve bu yetkileri ne yapıyor? Yerine getiriyor. Bunun dışında arkadaşlar birliğin yönetim kurulunun bu işleri yapmasından sonra toplantıları geliyor. Yani birlik yönetim kurulu nasıl toplanıyor? Toplantı şekilleri nasıl oluyor? Şimdi dedi ki eğer bu oda genel yönetim kuruluysa ayda bir toplanıyor. Peki birlik yönetim kuruluysa yönetim kurulu birlik başkanı tarafından doğruya veya üyelerden en az ikisinin yazılı talebi üzerine ne yapıyor? Toplantıya çağırıyor arkadaşlar. Eğer oylar eşit gelirse bu eşit gelme neticesinde başkanın olduğu taraf üstün olacaktır. Eğer başkan yoksa da en kıdemli üyenin olduğu taraf üstün olacaktır. Ve 3 defa üst üste gelmeyen birlik yönetim kurulu üyesinin mücbir bir sebebi yoksa 3 defa toplantıya gelmemesi arkadaşlar neye sebebiyet verecektir? O yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğinin düşmesine sebebiyet verecektir. Şimdi birliğin 2 tane organının görevlerini ve işlemlerin nasıl olduğu, toplantı şekillerinin nasıl gerçekleştiğini söyledik. Şimdi arkadaşlar birliğin 3. ve 4. organından bahsedelim. Yani birlik denetleme kurulu ve birlik disiplin kurulu. Önce disiplin kurulundan sonra da denetleme kurulundan söz edeceğiz. Nasıl odanın disiplin kurulu varsa birliğin de disiplin kurulu vardır. Birlik disiplin kurulu, birlik denetleme kurulu. Birliğin hesaplarını ve işlemlerini denetliyor arkadaşlar.
3 yıl kıdem şartı aranır. 3 yıl kıdem şartı var arkadaşlar. 5 asıl, 5 yedek üyeden seçiliyor. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir. Bu asıl üyeler içerisinde üçünün yeminli mali müşavir olması zorunludur. Bir zorunluluk esası vardır arkadaşlar. Ve Oda Disiplin Kurulu'nun disiplin kararlarını inceler. Bu görevi yerine getiriyor ve arkadaşlar disiplin kuruluna karşı itirazlar Maliye Bakanlığı'na yapılabiliyor arkadaşlar. Maliye Bakanlığı'nın tasdikiyle bu kararlar kesinleşiyor. Salt çoğunlukla birlik disiplin kurulu karar veriyor. Bu disiplin kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı tabii ki yargı yolu açıktır. İlgililer yargı yoluna ne yapabilir? Başvurabilirler arkadaşlar. Şimdi gelelim Birlik Denetleme Kurulu'na. 3 yıl kıdem şartı tekrar aranıyor. Demek ki bunlar da aslında her yıl Eylül ayında seçimlere gidiliyor. Ve bunlar tekrar isterlerse seçilebiliyorlar. 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur arkadaşlar. Görevi nedir? Birliğin hesaplarını denetlemek ve bu denetleme ile ilgili genel kurula, birlik genel kuruluna arkadaşlar ne yapmak? Görüşte bulunmak, toplantılarda işte birlik yönetim kurulunun faaliyet alanları ile ilgili çalışmalarının bir nebze aklanmasını sağlamaktır. Oda ve birliğin organlarının denetimi. Bu organlar arkadaşlar denetimden yoksun mudur? Bunları denetleyecek bir mekanizma yok mudur? Tabii ki vardır arkadaşlar. Bunları denetleyecek olan arkadaşlar Maliye Bakanlığı'dır. Kendisine haiz olan yönetmelik gereği inceler. Şimdi her yıl Ocak ayında Maliye Bakanlığı odalardan ne ister arkadaşlar? Mevcut üyelerine ilişkin bildirim yükümlülüğü vardır odaların. Ve bu Ocak ayı sonuna kadar odanın internet sitesinde yer alması gerekiyor. Yani kendilerine bağlı, odalar kendilerine bağlı meslek mensuplarını Maliye Bakanlığı'na Ocak ayına kadar bildiriyor ve Ocak ayının sonuna kadar da internette, odaların kendi internet sitelerinde bu bilgiler yer alıyor. Arkadaşlar, odaların yurt dışına temsilci göndermesi ise yine Maliye Bakanlığı'nı talep etmesiyle ve Maliye Bakanlığı'nın izniyle gerçekleşiyor. Yani odaların yurt dışına delege ya da yurt dışına temsilci göndermesi Maliye Bakanlığı'nın isteğiyle gerçekleşiyor. Bu yükümlülük yerine getirildikten sonra ancak yurt dışına gönderilebilir bir meslek mensubu. Mesleki sırlar vardır arkadaşlar. Meslek mensupları yaptığı iş sahiplerinin işlerini yaptıklarından dolayı elde etmiş oldukları bilgileri ne yapamazlar arkadaşlar? Meslek mensubu bunları kendi içerisinde saklayacak. Hatta meslek mensubunun bürosuna çalışan kişiler de buna riayet etmek zorunda. Yani işletmeler için öğrenmiş oldukları, defterini tuttuğu işletmelerin mali bilgilerini ya da sırlarını bir başkasına vermeyecek. Bu meslekte sır saklama yükümlülüğü vardır arkadaşlar. Ama eğer yasa dışı bir olay söz konusuysa bu ifşa sayılmayacak ve kanun önünde arkadaşlar bu kişiler meslek sırlarını veriyor yükümlülüğünü yerine getirmiyor ifadesi bunlar üzerine hüküm olmayacak. Bunlar arkadaşlar odada çalışan görevliler için de vardır. Aynı durum onlar için de geçerlidir. Onlar da meslek mensubuyla ilgili ya da meslek mensubunun
tuttuğu defterlerin işte sayısını ya da kimlerin defterlerini tuttuğuyla ilgili bilgiyi başka bir meslek mensubuna vermeyecektir. Reklam yasağı vardır örneğin arkadaşlar. Meslek mensupları özellikle haksız rekabeti sağlayıcı herhangi bir reklam yasağına aykırı ve bu haksız rekabeti, meslekte haksız rekabeti getirecek herhangi bir etken olmamalı. Örneğin arkadaşlar işte çok iyi defter tutarım, ucuz defter tutarım gibi bir broşür ya da bir kartvizit bastırmayacak arkadaşlar. Tabii ki meslek mensubunun yapamayacağı işler vardır. Yasak olan dediğimiz işler vardır. Örneğin meslek mensupları arkadaşlar yayıncılık yapamazlar. Ticari faaliyette bulunamazlar. Ama işte bilirkişilik, tahkimlik gibi, kayyum gibi işlemleri yapabilirler arkadaşlar. Ya da sürekli olmamak kaydıyla bir öğretim kurumunda okutman olarak görev yapabilirler. Ama arkadaşlar kalkıp bunu bir kadrolu öğretim görevlisi niteliğinde yapmaları yasaktır. Özellikle ticari faaliyette bulunmaları yasak tutulmuştur. Ücret konusuna gelecek olursak meslek mensupları arkadaşlar her yıl odalara tekliflerde bulunur ve odalar da Ocak ayı içerisinde Maliye Bakanlığı'na bu teklifleri intikal ettirir. Maliye Bakanlığı da bu ücret tarifelerini kabul eder ya da üzerinde düzeltmeler yaparak resmi gazetede düzenler ve Şubat ayı içerisinde Ocak ayı muhasebe ücreti alınmaya başlanır. İşte bu ücret tarifesinin altında iş kabulü ya da yapılması disiplin cezası ve soruşturmasını gerektiren bir hali ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Tabii ki meslek mensubunun işlemiş olduğu müşterek suçlardan dolayı Türk Ceza Kanunu hükümlerinin uygulanacağını ve meslek mensupları hakkında 657 devlet memurlarının yükümlülük ve sonuçlarının hükmü olacağı kanunda 3568 sayılı kanunda açıktır arkadaşlar. Yani meslek mensuplarının yapmış olduğu işlerden ya da cezai sorumluluktan dolayı 657 devlet memurluğunun yükümlülüklerine tabidirler diyebiliriz. Disiplin cezalarına bir gelecek olursak arkadaşlar, disiplin cezalarına bir giriş yapacağız. Çünkü disiplin yönetmeliği ayrı bir yönetmenimizdir. Dördüncü bölümümüzde ayrı olarak işleyeceğiz. Ama disiplinle ilgili size bir ön bilgi verelim arkadaşlar. Disipline, bir meslek mensubunun disipline edilmesi demek, disiplin kuruluna gitmesi demek ya da disiplin suçlarından birini alması demek arkadaşlar, mesleğinle ilgili bir takım problemlerin olduğunu gösterir. Disiplin cezası şekilleri birincisi uyarı, ikincisi kınama, üçüncüsü geçici men, dördüncüsü meslekten men ve beşincisi yeminlik sıfatının kaldırılması. Uyarı cezası meslek mensubunun işlerini yaparken daha titiz davranması gerektiğiyle ilgili verilmiş olan bir cezadır, disiplin cezasıdır. Disiplin suçları demeyelim de disiplin cezaları diyelim. Çünkü suçun sonucudur ceza. Uyarı nedir arkadaşlar? İşlerinde titiz davran diyor. Örneğin tabelanı as, mükellefin işlerine daha titiz davran. Kınama, kasıt. Senin bir kastın var, işte senin bir hatan var, kusurun var. Kasıt demeyelim, kasıt yanlış olur arkadaşlar, kusur diyelim. Hata, kasıt. Meslek mensubunun yapmış olduğu işlerde hata ve kusurun olması. Geçici men, meslekten alıkonulma 6 ay. Meslekten men artık mesleği yapmasını, icrasını engel olmak. Yeminlilik sıfatı ise arkadaşlar, işte herhangi bir olayın, örneğin vergi ziyanın olaylarının birden fazla cereyan etmesi sonucu meslek mensubunun yeminlik sıfatı elinden alınacaktır. Bir kişinin yeminlik sıfatının elinden alınması demek, yeminli mali müşavirin artık tasdik yapma özgürlüğünün elinden alınması anlamına gelir. Ve böylece arkadaşlar disiplin cezaları türlerini de görmüş olduk. Uyarı, kınama, geçici men, meslekten men, yeminlik sıfatının kaldırılması. Meslekte kademe ilerlemesi gibi bir ceza yoktur arkadaşlar. Kademeyi durdurma, kademe ilerlemesini durdurma gibi herhangi bir müeyyide meslek mensubu için yoktur. Onlar 657 devlet memuruna tabi olan kişiler için meslekte ilerlemeyi durdurma ya da maaş cezası verilir. Meslek mensubu için 5 tane ceza var. Uyarı, kınama, geçici men, meslekten men ve yeminlik sıfatının kaldırılmasıyla ilgili cezalar vardır. Evet arkadaşlar, böylece birinci bölümümüzde
Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirliğin mesleğinin konusunu, girme şartlarını, özel ve genel şartlarını, işte odaların gelirlerin neler olduğu, odaların kurullarının kimlerden meydana geldiğini, odanın en üst kurulunun genel kurul olduğunu ve odaların bir araya gelerek aslında meslekte birlik sağlayarak birlik genel kurulunu oluşturduğunu ifade ederek birinci bölümümüzü tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar ikinci bölümümüze geçerek işte çalışma usul ve esaslarından bahsedeceğiz. Disiplin yönetmeliği ve etik ilkelerin neler olduğunu ifade edeceğiz. Şimdi sizlerle birlikte ikinci bölüme başlayalım.